Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arı yayınları atölyem kitabı değerlendirme testi altının sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir dediği... Arkadaşlar öncelikle işaretlere dikkat ediyorum. Bakın artı ve eksi yani zıt işaretli iki sayı. Arkadaşlar birbirine bölünürse sonuç her zaman negatif olur. O halde artıyı eksiye bölersem eksi. 40'ı 8'e bölersem de 5 olur. İşlemimizin sonucu eksi 5'tir. Denizli seçeneği doğru yanıt olur diyorum. Evet devam edelim. ikinci sorumuza bakalım. Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu yanlış bulunmuştur diyor. Gençler burada şöyle bir hatırlatmamızı yapalım. Bakın artı bir sayıyı artı bir sayıya bölersem sonuç artıdır. Yine eksi sayıları birbirine bölersem sonuç artıdır. Yani aynı işaretli sayıların bölümü birbirine bölümü gençler pozitiftir. Zıt işaretli iki sayının birbirine bölümü artıya eksiye bölmek veya eksiye artıya bölmek gençler sonuç olarak negatif sayılardır. O halde A seçeneğiyle başlayalım. Bakın artıyı eksiye böldüm gençler. Sonuç eksi olacak. 10'u 50'yi 50 ona 10 10'a bölersem de eksi 5'tir. Bu ifademiz doğrudur. Eksi 48'i evet altın işareti artıdır. Eksiye artıya böldüm eksi. 48'i 6'ya bölersek de 8 olur. Eksi 8 doğrudur. Gerçi eksi 12'ye eksi 2'ye bölerken eksi eksiye bölünürse artı olur. 12'yi 2'ye böldüm 6. Bakın artı 6 olmalıydı ama burada eksi olduğu için bu işlemin sonucu yanlıştır ve C şıkkı sorumuzun doğru yanıtıdır diyoruz. Son olarak D'ye baktığım zaman artı eksiye bölünce eksi olur. 18'i 3'e böldüm 6. Bu ifade de doğrudur diyelim. Evet 3. sorumuzda devam ediyorum. Yukarıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinin daha büyüktür dedim. Ya i̇şte işlemlerin sonucunu hemen alt taraflarına yazabilirim. Evet artı 100'ü eksi 4'e bölerken artı eksiye bölünce eksi olur. 100'ü 4'e böldüm 25. 25'e eksi 1'e bölersek gençler yani işte bir sayının eksi 1'e bölümü o sayının işaret değiştirmiş haliydi. Eksi 25'tir. Eksiye artıya bölersem eksi 18'i 3'e böldüm 6. Eksi eksiye bölünce artı 2'yi 1'e böldüm 2. Bizden hangisi büyüktür dedi. Gençler verilenlerden bakın artı 2 sonucu en büyük sonuçtur diyoruz. Ve D seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. 4. E, soruyla devam edelim. Verilen sayılardan herhangi ikisinin bölümü aşağıdakilerden hangisi olamaz dedim. Burada birbirini bölecek sayıları deneyerek yapacağız. Eksi 18'i 9'a bölebilirim. 9 artıdır gençler. Eksi artıya bölersem eksi 18'i 9'a böldüm. Eksi 2 sonucunu elde ettim. Gençler. Eksi 36'yı eksi 18'e bölelim. Eksi eksiye bölünce artı olur. 36'yı 18'e böldüm. 2. Bakın 2 sonucunu elde ettim. Eksi 36'yı gençler 9'a bölelim. 9 artı 7 eksiye artıya bölersem eksi olur. 36'ı 9'a bölersem eksi 4 olur. Eksi 4'ü göremedim. Eksi 36'yı gençler eksi 4'e bölelim. Evet, iki negatif sayının birbirine bölümü artıydı. 36'yı 4'e böldüm 9. Bakın 9 sayısını elde ettim ama C şıkkı elde edilen bir sonuç olamaz diyoruz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza bakalım. Evet geldik 5. sorumuza gençler. Verilen işlemlere göre y bölü x işleminin sonucu hangisine eşittir dedim. Gençler i̇şte 30'u x'e böldüğüm zaman eksi 6'yı buldum. O halde x'i bulabilmek için bakın bölen sayıyı bulabilmek için bölüneni bölüme bölmem gerekir. Yani 30'u eksi 6'ya böleriz gençler. E, artı bir sayıdır 30 artı eksiye böldüm. Eksi 30'a 6'ya böldüm. X'in değeri eksi 5'tir. Şimdi y'de de gençler Bölenle, bölüm, e, bölenle bölümü çarpmam gerekir. Eksi 3 ile 20'yi çarpacak olursam eksi 60 olur. Bizden istediği y bölü x'ti. Eksi 60'ı eksi 5'e böleceğim. Eksi eksiye bölünce artı olur. 60'ı 5'e böldüm 12. 12 cevabını b seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza bakalım. Verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir dedim. Gençler öncelikle parantez içindeki şu işlemleri yapacağım. Bakın aşağıya aynen yazacağız. 2 bölüm. Evet, büyük parantez içerisinde 12'ye eksi 6'ya bölersem eksi 2 olur. Artı 4 çarpı. Bakın burası eksi 2 gençler. Aşağıya aynen yazdım. Burada da parantezin içinde eksi 9'u 3'e bölersem eksi 3 olur. Bunu da aynen yazıyorum. Şu bölme ve çarpma işlemlerini yapalım. 2'yi eksi 2'ye bölersem eksi 1 olur. Artı 4 ile eksi 3'ü çarparsam da eksi 12. Eksi 1 ile eksi 12'yi toplarsak eksi 13 olur. İşlemimizin sonucunu D seçeneğinde doğru cevap olarak görüyorum. Evet devam edelim. Evet, 7. sorumuzda aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu kartların üzerine yazılan sayılardan biri olamaz dedi. Arkadaşlar A seçeneğiyle başlayalım. Eksi eksiye bölünce artı 18, 2'ye bölünce 9. Bakın 9 sayısını elde ettik. Evet, 48'e eksi 16'ya bölerken eksi 3 olur. Bu artıdır, artı eksiye bölünce eksi olur. 48, 16'ya bölünce 3, eksi 3 sayısını elde ettim. 27'yi 9'a bölersek gençler 3'tür. Eksi 36'yı 6'ya bölersem eksi 6 olur gençler. O halde ne diyoruz gençler? Bakın eksi 6 yukarıda elde edilmedi arkadaşlar. Evet yukarıda olmadığı için D seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim. Evet, 8. sorumuza bakalım. Yukarıda verilen karşılaştırmaya göre üçgen yerine yazabilecek en büyük tam sayı kaçtır dedi. Gençler i̇şte üçgen küçüktür dedik eksi 50 bölü 10. Burada eksi 50'yi 10'a böleceğim gençler. Üçgen küçüktür. Eksi artıya bölersem eksi. 50'yi 10'a böldüm 5. Gençler üçgenin değeri eksi 5'ten küçük olacak. Ama en büyük tam sayı olacak. Böyle diyelim üçgenin değerleri eksi 5'ten küçük sayılar. Yani eksi pardon, Eksi 6. Eksi 7 eksi 8 gibi sayılar olabilir. Buradaki en büyük sayı gençler eksi 6 olduğu için B seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet 9. sorumuza devam edelim. Yukarıda verilen eşitliklere göre işlemin sonucu kaçtır dedi. Gençler öncelikle üçgenin değeri 12'yi eksi 3'e böleceğiz. Artıyı eksiye böldüm. Eksi 12'yi 3'e böldüm. 4. Üçgenin değeri 4'tür. Dairenin değerim eksi 8'i eksi 4'e böleceğim. Gençler eksi eksiye bölünce artı olur. 8'i 4'e böldüm. 2. Son olarak karenin değeri eksi 24'ü 8'e böleceğiz. Bu da eksi olur gençler. Eksi 3 olur diyelim. Bizden istenilen işlem gençler. Üçgen eksi kare eksi daireydim. Diğerlerini yazarsam üçgenin değeri eksi 4 diyorum. Arada eksi e, evet, karenin değeri eksi 3. Eksi dairenin değeri de artı 2 idi. Burada şöyle toplamayı çevirelim gençler. Eksi 4'ü aynen yazdım. Eksi 3'ü artı 3'e çevireceğim ve toplamayı döndürdüm. Artı 2'yi eksi 2'ye çevirdim ve toplamayı döndürdük. Normalde eksi 4 ile artı 3'ü toplarsam eksi 1 olur. Eksi 1 ile eksi 2'yi toplayacağım. Ve işlemimizin sonucu eksi 3 olur diyorum. B seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim. Evet devam ediyorum ve bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, 12 bölü x ifadesi negatif bir tam sayı olduğuna göre x artı 4 işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Yani i̇şte 12 bölü x'in negatif sayı olması için x'in de 12 pozitif olduğu için x'in de mutlaka negatif tam sayı olması gerekir. halde 12'yi bölen gençler negatif tam sayıları düşüneceğiz. Yani 12'nin bölenlerinden negatiflerin değerini düşüneceğim gençler. Evet 12 eksi 1 ile eksi 12'nin çarpımıdır. Yani 12'nin bölenleri eksi 1 ile eksi 12 olabilir. Eksi 2 ile eksi 6 olabilir. Bir de eksi 3 ile eksi 4 olabilir. Burada gençler ben x yerine buradaki tüm sayıları alabilirim. x artı 4 işlemine bakacağım şimdi. Ve buradaki değerleri gençler sırasıyla uygulayabiliriz. x artı 4 ile x yerine. Evet. Hangisinden başlayalım arkadaşlar? Şöyle diyorum. x yerine ben. Eksi 6 alsam veya sırasıyla gösterebiliriz gençler. Mesela eksi 1 alsam. Eksi 1 artı 4'ten bakın 3 sonucu elde edilir. A seçeneği olur. X yerine gençler eksi 2 alsam eksi 2 artı 4. 2 olur gençler seçeneklerde göremedim. Evet x yerine eksi 3 alırsam bakın bunlar x'in değerleri gençler. Eksi 3 artı 4'ten 1 olabilir gençler. B seçeneğini elde ettim. x yerine eksi 4 alacağım. Eksi 4 artı 4. Sıfıra elde ettim gençler. O halde C şıkkı elde edilemez. Pardon D seçeneği elde edilemez diyorum. Ve eksi 3 cevabını işaretliyorum gençler. İstersek hemen eksi 6 ile eksi 12 de gösterelim. Eksi 4 ile pardon eksi 6 yazacağım. Eksi 6 ile 4'ü topluyorum. Eksi 2 sonucunu elde ederim. Bir de eksi 12 ile 4'ü toplarsam Eksi 8 sonucu da elde edilir diyoruz. Ama D şıkkı elde edilemez diyelim. Evet devam ediyorum ve bir sonraki soruya geçiyorum. Evet 11. sorumuzda yukarıda verilen işlemlere göre üçgen artı kare işleminin sonucu kaçtır dedi. Gençler öncelikle eksi artı 2 ile eksi 20'yi çarpıyorum. Eksi artı 2 ile eksi 10'u çarpıyorum. Eksi 20 çarpı üçgen eşittir 100. Burada üçgeni bulabilmek için 100'ü eksi 20'ye böleceğim. Evet, 100 artıdır gençler. Artıyı eksiye böldüm. Eksi 100'ü 20'ye böldüm. 5. Evet. Üçgenin değeri 5'tir gençler. Üçgenin değeri eksi 5'tir. Yani aynı şekilde kareye bakalım. Önce 5 ile eksi 4'ü çarpıyorum. Eksi 20 yapar bu. Eksi 20 ile kareyi çarpıyorum. Eşittir. Eksi 100. Buradan kareyi bulabilmek için eksi 100'ü eksi 20'ye bölüyorum. Eksi eksiye bölünce artı 100'ü 20'ye böldüm. 5 oldu. Karenin değeri de 5'tir. İkisini toplayacağım gençler. Eksi 5 artı 5'ten işlemimizin sonucu 0 olur diyorum. Ve B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet gençler devam edelim ve bir sonraki sorumuza bakalım. Verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisi eşittir dedi. Gençler hemen şöyle yan tarafta işlemlerimizi yapalım. Eksi ile artı çarparsam eksi. 12 ile 2'yi çarptım 24. Artı ile eksi çarptım eksi. 1 kere 3. 3. Eksi eksiye bölünce artı olur. 24'ü 3'e böldüm 8. E 8 cevabı denizli seçeneğinde doğru yanıt olur diyelim. Evet 13. soruyla devam ediyorum. Yanda verilen şekilde mavi renkli karelerde yazan sayıların çarpımı yeşil renkli karedeki sayıya eşittir. Buna göre mavi renkli karelerdeki sayıların toplamı kaçtır diye sordu. Arkadaşlar o halde eksi 6 çarpı eksi 4 çarpı eksi 3 diyorum. Buraya da şöyle soru işareti diyelim. Çarpı soru işareti eşittir. Eksi 144. Arkadaşlar şu 3 sayı çarparsam bakın. 3 tane eksiyi çarptığım için eksi olur. Evet şöyle yapalım. 4 kere 3 12. 12 ile 6'yı çarpıyorum. Eksi 72 oldu. Eksi 72'yi bir sayı ile çarpacağım ve sonucun eksi 144 olduğunu söylüyorum. Gençler buradan zaten soru işaretinin 2 olduğunu herkes söyleyebilir diyelim. Bakın şöyle göstereyim. Eksi 144'ü eksi 72'ye böleceğim ve eksi eksiye bölünce artı olur. 144'ü 72'ye böldüm. 2 olur verilmeyen sayımız diyoruz. Evet arkadaşlar buradaki verilmeyen sayı 2. Benden bunların toplamını istedi. O halde eksi 6'dan başlayarak yazalım. Eksi 6, eksi 4, eksi 3 ve artı 2 yazıyorum. Arkadaşlar negatif sayılarımızın toplamı eksi 6, eksi 4 daha eksi 10, eksi 3 daha eksi 13. Artı 2'den eksi 13 ile 2'yi toplarsam eksi 11 olur. İşlemimizin sonucunu B seçeneğinde doğru yanıt olarak görüyorum. Evet, devam edelim ve 14. sorumuza bakalım. Evet, yanda ön yüzü yeşil, arka yüzü turuncu renkli olan bir kart verilmiştir. Evet gençler bu kartın ön ve arka yüzlerinde yazan tam sayıların çarpımı eksi 18'dir. Buna göre ön ve arka yüzlerinde yazan sayıların toplamı hangisi olamaz diyor. Şimdi gençler e, örneğin ben buraya A, Buraya B diyecek olursam. A ile B'nin çarpımı eksi 18 olacak. Ben o halde eksi 18 olacak şekilde A ve B yerine değerler vereceğim. Eksi 1 ile başlarsam eksi 1 ile 18'i çarparsam eksi 18 olur. Eksi 2 ile 9'u çarparsam eksi 18 olur. Gençler dikkat edersek 1 eksi 1 artı sayı seçiyorum. Eksi 3 ile 6'yı çarparsam eksi 18 olur. Bir de gençler ne yapalım? Bu sefer de B'yi yani 18'leri eksi yapacağım. Yani 1 ile eksi 18 çarparsam eksi 18'dir. 2 ile eksi 9'u çarparsam eksi 18'dir. 3 ile de eksi 6'yı çarparsak eksi 18'dir. Negatif sayılarımızı parantez içine alalım. Bizden gençler toplamlarını düşünmemizi istedi. Yani A artı B şeklinde düşüneceğim. Eksi 1 ile 18 topluyorum. Bu işlemin sonucu 17'dir. Eksi 2 ile 9 toplayalım. 7 olur. Eksi 3 ile 6'yı topluyorum. 3 olur. 1 ile eksi 18 topluyorum. Eksi 17 olur. 2 ile eksi 9 toplayacağım. Eksi 7 olur. Son olarak 3 ile Eksi 6'yı toplarsam da eksi 3 olur. Şimdi verilenlere baktığımız zaman eksi 17 var. Eksi 3 var. Her şey 7 var ama 19 cevabı yoktur diyorum ve D şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet, devam edelim ve bir sonraki sorumuza bakalım. Evet, 15. soruda x, y ve z ardışık çift, e, ardışık çift tam sayılar ve x küçüktür y küçüktür z olmak üzere işlemin sonucu kaçtır dedi. Gençler ardışık ve çift sayı dediği için burada 2, 4, 6 gibi 0, 2, 4 gibi sayılar seçebilirim. İstediğimiz değeri verebiliriz gençler. Ben şöyle diyeceğim bakın x küçüktür, y küçüktür. Z şartını sağlayacak şekilde x yerine 2, y yerine 4, z yerine 6 alıyorum gençler. İsteyen arkadaşlar 0, 2, 4 gibi veya 6, 8, 10 gibi sayılarda elde ederek gençler aynı sonuca ulaşabilirler diyoruz. İşlemimizi aynen yazıyorum. x eksi y de gençler. Şöyle kesir çizgisini çizdim. x yerine 2 yazacağım. 2 eksi 4 artı x eksi z yani 2 eksi 6 fayda da z eksi y z'den y'yi çıkarıyorum. 6 eksi 4 diyorum. Düzen, düzenlersem gençler 2'den 4'ü çıkardım. Eksi 2'yim. Artı 2'den 6'yı çıkardım. Eksi 4. Böyle 6'dan 4'ü çıkardım. 2. Eksi 2 ile eksi 4 toplarsam eksi 6 olur. Bunu 2'ye bölersem eksi 3 olur. Sorumuzun yanıtı ve denizi seçeneği doğru yanıt olur diyorum. Evet 16. soruyla devam edelim ve son sorumuza bakalım. Olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisinin değeri daima sıfırdan büyüktür? Gençler sıfırdan büyük ne demektir? Yani daima Pozitiftir diye düşüneceğiz. Peki. Şimdi gençler. A sıfırdan küçük olduğu için A'nın değeri eksidir. Bakın b B'de C'de gençler pozitif sayılardır. Öncelikle bunları belirtelim. Arkadaşlar şimdi A eksi C diyor. Yani bakın negatif bir sayıdan pozitif bir sayı çıkardım. Düşüneceğim A seçeneğinde evet, negatiften pozitifi çıkartırsam. Sonuç arkadaşlar eksi olur bölüm. C ile B gençler iki pozitif sayı toplarsam da sonuç artı olur. Eksiye artıya bölersek eksi olur. A seçeneğini eyledim. B seçeneğine bakıyorum. A eksi B gençler küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkartırsam her zaman eksidir. C eksi A'da da gençler büyükten küçüğü çıkartırsam her zaman artıdır. Gençler pozitif olması için büyük sayıdan küçük sayının çıkarılması gerekir diye düşüneceğiz. Ve bu işlemin sonucunda eksi olduğunu söylüyoruz. Ve B seçeneğine eliyorum. C'ye baktığım zaman A eksi C. Yani küçük sayıdan büyük sayı çıkarıyorum. Sonuç eksidir. B eksi C gençler. Bakın B de C'den küçük. Yine küçükten büyüğü çıkardım. Sonuç eksidir. Eksiye eksiye bölersek artıdır diyorum. O halde aradığımız cevap C'dir diyoruz. Sorumuzun yanıtına. Son olarak D'ye de bakalım. A ile B gençler. Arkadaşlar A ile B. Yani negatif bir sayı ile pozitif bir sayı arkadaşlar toplarsak sonuç artı da olabilir, eksi de olabilir. Yani şöyle diyorum. Ben bunu kesinlikle diyemem. Yani sonucu artı olabilir diyorum. C artı A'da da yine sonuç gençler artı veya eksi olabilir. Gençler burada kesinlik yok arkadaşlar. C ve A C, e, A'dan gençler mutlak değerce. Büyükse artı olur, küçükse eksi olur diyoruz. Yani burada veya diyelim. öyle olursa artı olur. Veya eksi artı olabilir gençler. Buradan eksi çıkar, artı eksi olabilir. Buradan da eksi çıkar gençler. Burada gençler kesinlik yok diyorum. Ama B seçeneği, pardon C seçeneği her zaman sıfırdan büyük yani pozitif bir sayıdır diyoruz ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet gençler, bu soruyla dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.